Herkese Nimet Oğlak'tan selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma. Bir haftayı bitirdim ve şu an tıraş olmak üzere berberime gidiyorum. Bugün çok sıcak yine 35 derece. Düne göre biraz daha serin ama evde güzel bir hava var. Size umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlere Avustralya'da nasıl iş bulursunuz? Bu konu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şuradan döndükten sonra konuşmaya başlayayım. Evet. Bugün Instagram'dan bir takipçim bana mesaj attı. Eş vizesiyle Avustralya'ya Temmuz ayında geleceklermiş ve iş bulmak konusunda bazı düşünceleri ve sıkıntıları olduğunu söyledi bana. Şimdi konu hakkında çok fazla bilgi yok YouTube'da. Kendisi öğretmenmiş eşiyle beraber. Eşi Avustralya vatandaşı ve ufak minik çocuklarıyla, bebekleriyle Avustralya peşinde karar almışlar. Doğru bir fikir. Hayırlısı olsun haklarında. İş bulmak konusunda sıkıntı çeker miyim diye bana sordu. Ben bu konu hakkında bugün konuşmak istiyorum. Avustralya'da iş bulmak arkadaşlar çok zor değil. Yani bu yaptığınız mesleğe göre değişir. Bir öğretmen olarak, ben o arkadaş hakkında mesela konuşayım. Bir öğretmen olarak sizin burada öğretmenlik yapmanız için öncelikle Department of Education'dan denklik almanız lazım. Öğretmenlik denkliği alması gerekiyor arkadaşın. Ve denklik almanın şartlarından bir tanesi de İngilizce bilgisi. İngilizceniz sanırım özellikle öğretmenlik için IELTS'den 8 üzerinde bir skor almanız gerekiyor ki öğretmenlik yapmanızı bir sıkıntı olmasın. Ama aynı zamanda her şey sınavdan aldığınız puana göre bağlı değil. Niye bağlı değil? Çünkü sonuçta burada İngilizce olarak çocuklara eğitim vereceksiniz. Eğer yeterince kendinize güvenmiyorsanız, zaten bu konuda İngilizce hakim değilseniz öğretmenlik yapmanız zaten pek mümkün değil. Çok sıkıntı olur. Ondan dolayı öğretmenlik yapabilmek için İngilizcenizin iyi olması lazım. Öyle söyleyeyim kısacası. Ama normal farklı bir iş bulmak için İngilizceye çok fazla da takılmanıza gerek yok. Stres atmanıza kesinlikle gerek yok. Mesela fabrikada çalışmak istiyorsunuz ve İngilizcem sorun olur mu diye arkadaş mesela sormuştu. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Yani ben de fabrikada çalışıyorum. Yönetici olarak çalışıyorum ve çalışanların birçoğunun yani %60'ı, hadi 65'i olsun, İngilizceyi konuşamıyor. Ama en azından anlayabilecek, yani yazılanları, job kartı, iş kartını okuyabilecek kadar İngilizceniz olması lazım. Çünkü anlayamazsanız, bu sefer hata yaparsanız işten çıkarmanıza sebep olabilir bu da. Bazı işler şey oluyor, yani mesela makine operatörlüğünden bahsediyorum. Makine operatörü olan birisi çok fazla İngilizce konuşmasına gerek yok. Sadece mesela makineye şey verecek. Timba parçaları koyacak. Kereste koyacak mesela. Öyle bir iş için gerek yok. Ama yine de derdinizi anlatacak kadar bir İngilizcenizin olması çok daha iyi olur sizin için. Avustralya'da çok farklı aslında çalışma sistemi. Ya biz Türkiye'de herhalde bize şey yaptıkları için, böyle çocukluğumuzdan gelen bir baskı olduğu için işte işin en iyisini yapman lazım, bu işi kaybedersen yandın, nasıl bir daha iş bulurum. Avustralya'da öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. İş çok rahat bulursunuz. Belki istediğiniz iş olmaz ama aç kalmak istemiyorsanız iş bulursunuz. Fabrikada bu paketleme olur ya da bir et fabrikasında, herhangi bir fabrikada İş bulmanıza sıkıntı olmaz. Bir kere fabrikada çalışma tecrübesi yaptıktan sonra daha iyi firmalarda iş bulmanız
çok çok daha rahat olur. Bazı firmalar tecrübeye bakıyor, bazıları bakmıyor. Biz tecrübeli elemanları tercih ediyoruz ama yani çok da şey değil. Eğitim veriyoruz çünkü. O bakımdan bence çok fazla stres yapmanıza gerek yok. Derdinizi anlatacak kadar olması yeterli. Yani hiç sıfır İngilizce ile çok rahat edemezsiniz. Onu söyleyeyim kısacası. Onun haricinde nasıl iş bulurum sorusuna gelin. Nasıl iş bulursunuz? Türkiye'deki gibi kapı kapı dolaşıp iş aramak biraz zor. Bizim çalışım fabrikaya geliyor bazen. Resepsiyona gelip işte iş var mı diye soruyorlar. Ne yapıyoruz? Rezümelerini alıyoruz. Yani CV'lerini alıyoruz. Eğer uygunsa, tecrübeleri de varsa o durumda değerlendirebiliyoruz. Ama genelde çok fazla bir tercih meselesi değil. Bir pozisyon açıldığında biz genelde internet sitesinde verdiğimiz ilanlara başvuru yapan kişileri değerlendiriyoruz. Hangi internet sitelerinden başvurabilirsiniz? Avustralya'da en popüler iş arama sitelerinden bir tanesi seek.com.au, yani S-E-E-K diye geçiyor. Seek.com.au'dan bütün iş ilanlarına bakabilirsiniz. Genelde bu çok aktif bir web sitesi olduğu için en güncel iş ilanları burada. Bunun haricinde Jobora diye geçiyor sanırım. Öyle bir web sitesi var. Eğer bu videoya ekleyebilirsen onların screenshotlarını koymak istiyorum. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Yine benzer şey. Ne kriterlere bakacaksınız? İlk başta permanent full time, yani tam zamanlı iş bulmak belki sıkıntı olabilir ama ne yapabilirsiniz? Yine full time ama casual olarak, yani geçici işçi ilanlarına bakabilirsiniz. Genelde firmalar bunu tercih ediyorlar. Casual olarak alıp eğer işinde iyi perform yapıyorsan, iyi iş çıkartıyorsan genelde 6 aydan sonra zaten seni full time yapıyorlar. Yani benim tavsiyem, mesela fabrikada iş bakacaksınız, ne yazmanız gerekiyor? Factory jobs diye yazabilirsiniz ya da production employee diye yazabilirsiniz. Process worker olarak yazabilirsiniz. Factory work yani fabrika işi. Process work üretim işçisi. Değişik şeylerde ya da kategoriyi seçip manufacturing, yani üretim departmanını seçip oradan da yayınlanan ilanları göz atabilirsiniz. Eğer full time permanent, yani kalıcı bir iş arıyorsanız full time permanent'ı seçin. Ama ne iş olursa olsun yaparım diye düşünüyorsanız bu sefer açık bırakabilirsiniz o opsiyonu. Yani casual olarak da seçebilirsiniz. Casual işler biraz daha karışık. Bazıları haftada 3 gün, 4 gün ya da belli bir saat kriterleri olabilir. Buna göre ilanı incelemeniz gerekiyor. Ama Avustralya'da iş bulmanız için en önemli etken İngilizceyi geçtik. Tecrübeyi geçtik. Arkadaşlar, en önemli etken Avustralya'ya geldiğinizde altınızda bir araba olması gerekiyor. Arabanız yoksa iş bulmanız zorlaşır. Çünkü birçok fabrika burada sanayi siteleri gibi. Bakın mesela şurası bir sanayi sitesi sol tarafında. Ondan dolayı çok tırlar var. Bu bölgelere otobüsler çok fazla gelmiyor. Gelse bile sıkıntı yaşarsınız bu işe gelip giderken. Çünkü bazı iş yerleri, özellikle fabrika işleri sabah 6'da başlıyor. Sabah 6'da işbaşı yapmanız için sizin 5'te yola çıkmanız lazım. Zor yani, çok zor. Onun için yapmanız gereken ilk şey bir araba bulmak. Arabayı yaklaşık 1500 dolardan başlıyor ama biraz daha hani yolda kalmayayım, biraz daha şey olsun, güvende hissedeyim kendimi diye düşünüyorsanız
Bir araba almak için 3000 doları gözden çıkartın derim ben. $3000 ile $5000 arasında orta halde sağlam bir araba bulabilirsiniz. Yani arabanız yoksa dediğim gibi sanayi bölgelerine gitmek çok zor. Çünkü Avustralya'daki toplu taşıma muhteşem değil. Tren istasyonuna yakınsanız trenler bir nevi daha iyi ama eğer işiniz otobüse kaldıysa çok zor. Büyük rezillik çekersiniz, öyle söyleyeyim. Sürekli geç kalırsınız. Trenlerde bile aslında biraz sıkıntı var çünkü bazen tren hatlarında sıkıntı olabiliyor ya da sinyalizasyonda sıkıntı olabiliyor. Trenler iptal, bu sefer replacement bus denilen trenlerin yerine ne yapıyorlar? Otobüs koyuyorlar. Otobüs de bir tane durakta durduğu için bayağı gecikme olabilir. Arabayı geçtik. Araba en önemli. Arabanız var. Ondan sonra nasıl daha kolay iş bulurum diye soracak olursanız firmaların kendine direkt başvuru yapabilirsiniz. Size geri dönüş yaparlar ama iş bulma acentaları var arkadaşlar. İş bulma acentaları fabrikalara işçi ayarlıyorlar. Tecrübe olsun olmasın genelde işte geçici iş ya da full time olma ihtimali olan işleri bulabiliyorlar. Ondan dolayı öncelikle acentalara başvurmanızı tavsiye ederim. Genelde hemen geri dönüş yapıyorlar. Ben mesela Avustralya'ya ilk geldiğimde işimi bir acenta aracılığıyla, Kıbrıslı bir Türk'tü, hatta İngilizce konuşuyorduk. Türkçe bilmiyordu çünkü. Sağ olsun bana ilk işimi o bulmuştu. İlkin de abi hatta. Unutmam o çocuğu, sağ olsun. Ondan sonra ne oldu? Zamanla zaten dediğim gibi ilk iş tecrübenizi yaptıktan sonra daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ben buraya mikrofon almaya geldim ama buradaki şey nerede hiçbir bilgim yok. Şuraya girelim bari. Ne dedik? Acentalar dedik. Acentalara başvurmanız daha mantıklı. Kısa sürede iş bulmanız açısından. Motorumu oturtayım. Birazdan devam edelim arkadaşlar. Evet, nerede kalmıştık? Acentalardan bahsediyorduk ve iş bulma prosedürleri. Dediğim gibi acentalar iş bulmanız konusunda oldukça faydalı olabilir. Tecrübeniz olsun olmasın, acentaların birçok firma ile bağlantısı olduğu için sizi fabrikalara ya da tanıdıkları firmalara yönlendirebilirler ve casual olarak özellikle iş bulma şansınız oldukça artar. Çok fazla vakit kaybetmemiş olursunuz iş bulmak için. Ondan dolayı kesinlikle acentalara bakın. Hangi sitelerden bakabilirsiniz? Seek.com.au ya da Jobora diye bir web sitesi var. O da çok faydalı olabilir aynı zamanda. Onun haricinde yani kendinize oldukça güvenli, özgüveninizi yüksek tutmanız lazım iş başvurusu yaparken. İngilizceye çok fazla takılmayın derim çünkü bazı fabrika işlerinde çok fazla konuşmanız gerekmeyecek. Sadece yapacağınız işi anlamanız yeterli olur. Ondan dolayı minimum İngilizceniz olsa yeterli olur. Yani aslında biraz sıkıntılı bir süreç ama çok çok da zor geçeceğini sanmıyorum sizin için. Ben Avustralya'ya ilk geldiğimde nasıl iş buldum, size ondan bahsedeyim. Ben eş vizesiyle geldiğim için benim katılmam gereken mecburi bir İngilizce kursu vardı. Bu kursa katıldım. Bu yaklaşık 6 ay süren bir kurstu. Yani 3. seviyede başlamama rağmen, level 3'de başlamama rağmen
yine de 3 kere aynı seviyeyi yapmam gerekti. Kursu tamamladıktan sonra da ben iş bakmaya başladım. Gidip hani dönercide ya da ıvır zıvır ayak işi yapmak istemedim. Kendi branşımda çalışmak istediğim için aslında ekstradan bir, belki 1,5 ay daha ekstra sürmüş olabilir. Ben dediğim gibi acente aracılığı da ilk işimi buldum. İlkin adında bir çocuktu hatta, sağ olsun Kıbrıslı Türk ama Türkçe bilmiyordu. Ama bana ilk işimi o ayarlamıştı. Bir bilgisayar firmasında ben tamir edilen laptopların kalite kontrol bölümüne bakmaya başlamıştım. Burada işte çalışanlar laptopları tamir ediyordu. Ben de günlük 24 saat sürekli test edilmesi gereken bir program vardı. Onu, o programı çalıştırıp pas yapan bilgisayarları da işte dispatch'e gönderip onlar müşterilere geri gönderiyorlardı. O işi yaklaşık bir 5,5 hafta falan yaptım. Belki 6 hafta. Ondan sonra çalıştığım firma Apple'ın kontraktını almıştı ve bana o zamanki müdür gelip beni direkt şey demişti. Senin bu bölüme bakmanı istiyorum. Sertifikanı al. Ondan sonra Apple'a destek vermeye bakmanı istiyorum demişti. Hatta 10 saat support da kitlemişti bana. Neyse orada yaklaşık bir 2 sene çalıştım ama maaş olarak çok düşük bir maaş verdiler bana. Yani asgari ücret gibi bir şeydi. O firmada bir çalışan arkadaş değişik bir firmaya geçmişti ve iyi maaş alıyordu. Bana hatta demişti Ercan sen de başvur diye. Ben de başvurdum. Ondan sonra beni diğer işten aradılar ve çağırdılar hatta. Ben o zaman kaç alıyordum ya? İlk başladığım yerde 40 bin civarı alıyordum. Ama ikinci işte geçtiğim yere 50 bin dolara ben transfer olmuştum. Bayağı iyi bir fiyattı aslında. Orada yaklaşık 2,5-3 sene çalıştıktan sonra bizim Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Ve Türkiye'de ben Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Yaklaşık 2,5 sene civarı. O arada Türk Hava Yolları'nda çalıştığım esnada benim edindiğim bazı sertifikalar vardı. İşçi sağlığı ve güvenliği sertifikaları. Bu sertifikalar Avustralya'ya geri dönme kararı aldığımızda çok ama çok işime yaradı. Ve geri döndüğümüzde ben yine tekrar iş bulmaya başladım. Daha önce burada yaşamama rağmen işte yer ayarladık falan filan. Sıfırdan başlamak gerçekten zahmetli bir iş. Ondan dolayı yani biz yaşamamıza rağmen sıkıntı çekmiştik aslında. Ondan sonra geldik direkt iş bulmaya başladık, aramaya başladık falan. Daha sonra bir firmadan işte beni aradılar. Ben artık yani ne iş olursa başvuruyordum. Müşteri hizmetleri, ondan sonra kalite güvence, işçi sağlığı ve güvenliği, bütün hepsine başvuruyordum. Müşteri hizmetleriyle ilgili bir yerden aradılar beni, bir yatak firmasından aramışlardı. Oraya ilk görüşme için gittim. Gittim ama yani tam bir rezalet oldu çünkü ben böyle görüşmede dondum kaldım. İki kelime İngilizce konuşamadım. Ondan sonra böyle tam bir rezil, aslında rezil bir interview olmuştu benim için. Ben hatta diyordum bu adam beni aramaz diye düşünürken akşam üzeri adam beni aradı. Dedi ki aslında daha iyi perform yapabilirdin ama ben sana bir şans vermek istiyorum. Yarın ne zamandı? Yarın ikinci görüşmeye gel diye beni ikinci görüşmeye çağırmıştı. Ama genel müdürlü olan, olacak olan görüşmeye çağırmıştı. Bu sefer ben artık çok iyi hazırlanıp sertifikalarımı alıp gitmiştim ve güzel bir mülakat geçmişti ve işi bana teklif etmişlerdi. Daha sonra öğrendiğim üzere adam söylemişti, o zamanki fabrika müdürü, yani Avustralyalı bir çocuk vardı ama ben işi sana vermeyi tercih ettim çünkü o çocuğun kalıcı olacağını düşünmediğim için sana şans vermek istedim ve beni yarı yolda bırakmayacağını biliyorum gibisinden bir feedback vermiştim.
bırakmadım da ama adamı daha sonra işten çıkardılar. Her neyse. Orada ben yaklaşık bir 5,5 sene çalıştım ve ilk işte müşteri hizmetleri bölümünde başladım. Bana şey demişti o zamanki müdürüm. Buradaki bu departmana bakan çocuk birkaç ay sonra ayrılacak. Senin işçi sağlığı ve güvenliği departmanına bakmanı istiyorum demişti. Dediği de oldu aslında. Yaklaşık bir 5 ay sonra o çocuk ayrıldı ve ben o işçi güvenliği ve sağlığı departmanına bakmaya başlamıştım. 5,5 sene ben o firmada çalıştım ama bazı sıkıntılar olduğu için daha sonra ayrılma kararı aldım. Bu ikinci senem şu an çalıştığım firmada ve firmanın işçi sağlığı ve güvenliği departmanına ben bakıyorum. Yani videoyu kısaca aslında toparlamak gerekiyorsa benim size tavsiyelerim şunlar olabilir. Türkiye'de yaptığınız mesleği eğer Avustralya'da yapamayacak olursanız ve bir an önce iş bulup para kazanmanız gerekiyorsa gidip bir dönercide ya da ayak işçisi olarak çalışmayın. Gelin buranın acentalarına başvurun. Çalışma acentalarına daha önce bahsettiğim hangi web sitelerinden başvurabilirsiniz. Acentalardan işçi ya işte ilanlarına bakın ve fabrika işlerinde çok kolay iş bulabilirsiniz. Unutmayın arabanızın olması lazım. Kendinize olan güveninizin kesinlikle olması lazım. İngilizce bilmeseniz bile en azından adamların size anlattığı şeyi anlayabilecek, yani işinizi hatasız yapabilecek kadar minimum bir İngilizceniz olsun. Böyle akıcı konuşmanıza gerekmiyor. Ondan dolayı çok büyük dert etmeyin İngilizcenizin çok iyi olmamasını. İş bulmanıza kesinlikle sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi işte gidip öğretmenlik yapabilmek için ya da bir ofis işinde çalışmak için normal akıcı bir İngilizceye sahip olmanız lazım. Bu şartlardan bir tanesi. Ama yeni sıfır başlangıçlar için ilk işi bulmak çok önemli. İlk tecrübenizi edinin. Bundan sonra sizin farklı işler ve farklı alanlara geçmeniz için çok ama çok faydalı olacaktır. Umarım bu video size faydalı olur. Yani eğer herhangi bir sorunuz varsa bana Instagram'dan ya da bu videonun altına yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardım etmek isterim. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Videoyu bitirmeden önce sizlere web sitelerini bilgisayarımdan göstermek istiyorum. Hangi sitelerden bakabilirsiniz? Daha önce bahsettiğim gibi seek.com.au Avustralya'nın en meşhur, en popüler iş bulma sitelerinden bir tanesi. Burada nasıl iş bulabilirsiniz? Bundan da kısaca bahsedeyim. Classification'dan ne iş yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Burada değişik bölümler var. Mesela fabrika işi bulmak istiyorsanız, bu arada gördüğünüz gibi en fazla healthcare, yani sağlık sektöründen başka en yüksek işlerden bir tanesi manufacturing, yani işte fabrika işleri ya da ulaşım, lojistik işleri. Bunu seçebilirsiniz. Bunun alt kategorilerinde neler varmış? Mesela bir fabrikada warehousing ya da storage distribution'da çalışabilirsiniz. Machine operators, bu makine operatörlüğü bir opsiyon olabilir sizin için. Production employee ya da manufacturing burada göstermiyor. Her neyse şu ikisine bakalım. Mesela machine operators, production planning scheduling bu aslında. Daha sonra nerede iş aramak istiyorsunuz? Burada mesela All Sydney, New South Wales, yani bütün Sydney bölümünde en fazla fabrika ve sanayi bölgesi Western Suburb ya da Parramatta bölgesinde arkadaşlar. Ben onu çok önemli bir şekilde üstüne basa basa söyleyeyim. Bunu seçeceksiniz. Mesela ne iş yapmak istiyorsunuz? Production, process worker diyelim. Process worker çıktı zaten. Hadi arayalım bakalım. Burada more options bölümünden nasıl bir iş arıyorsunuz? Full time, part time, contract, casual,
bir şey bırakabiliriz. Ne kadar istiyorsunuz? Minimum yıllık 50 bin olsun. Bu da yaklaşık işte 24-25 dolara geliyor iş olarak. Ondan sonra hourly deyince burada fiyatları gösterecek ama burada gördüğünüz gibi 25-26 dolar civarı gösteriyor. Cold Storage Process Worker dediği bu buzhanelerde büyük ihtimal neymiş? Cheese and dairy yani peynir ve süt ürünleri diyor. Bakın mesela şu. Bunlar hep şurada dikkat etmeniz gereken şey. Bunlar hep acentalar. HR dedikleri recruitment firmaları. Production worker'a bakalım. Production worker'a da ne istiyorlar? Ongoing day and afternoon shift opportunities. With permanent. Yani gün ve öğleden sonra vardiyaları varmış. Hemen başlama ve permanency yani kalıcı iş olanağı da varmış. Bu da diyor ki sheet metal, ince metal plakalarla çalışıyorsunuz. El ve şey yani çekiç ya da drill falan kullanmanız lazım. 25 kilo kaldırabilmeniz lazım falan filan. Bu Hoban en büyük recruitment yani işçi alım acentalarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi 25-30 dolar arasında plus emekliliğiniz için superannuation ödüyorlar. Contract temp işiymiş. Neredeymiş? Parramatta Western Suburbs. Nasıl başvuruyorsunuz? Genelde direkt onlara da e-mail atabilirsiniz ama ben iş ararken mesela apply for this job tıklıyorsunuz. Bundan sonra login yapıp CV'nizi ya da rezümenizi İngilizcesini söyleyeyim. Rezümenizi yapıyorsunuz. Bazı ilanlar direkt kendi web sitelerine alabilirler. Mesela Hoban'ın kendi web sitesine götürdü bizi şu anda. Buradan job application bölümünden isim soyisim ve bütün her şeyi doldurduktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Ya da apply with Seek diyor. Seek üzerinden profilinizdeki bütün bilgileri otomatikman kendi sitelerine transfer yaparak da başvuru yapabilirsiniz. Cavaletta dediği opsiyonel genelde ama yani fabrika işine başvururken Cavaletta çok şey değil. Kendini tanıttığın bir mektup gibi düşünün. Ön mektup. Daha ciddi işlere başvururken aslında bu bayağı önemli oluyor. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Rezümenizde yani CV'nizi de çok abartılı şey yapmayın. 2-3 sayfalık bir rezüme yeterli olabilir. Sonuçta daha önce yapmadığınız bir iş olduğu için çok bir şey fark etmeyecek açıkçası. Yani ben kendi tecrübemden söyleyeyim. İş mülakatlarına ben girdiğim ve son kararı verdiğim için açık açık söyleyebilirim ki bize ne mühendis çocuklar geliyor. İşte mekanik mühendisi, ıvır zıvır mühendislik okumuşlar ve fabrikada çalışmak istiyorlar. Bunlar işte mühendislik öğrencisi de olabilir, mühendislik mezunu da olabilir. Gerçekten geliyor yani abartmıyorum. İş başvurusuna gelenler oluyor. Kaç tanesini aldık ama işi beğenmedikleri için Paşa Hazretleri ayrıldılar. Her neyse o başka bir konu. Bundan sonra process work'a anlarsınız zaten yani ilana baktığınızda bakın böyle logoları yani logodan aslında anlayamazsınız da bakalım aşağıda gösteriyor mu? Aa, bu 30 dolar plus diyor. İyiymiş bunun aslında. Ne işiymiş? Have previous experience in food and beverage manufacturing environments. Bu şey yemek hazırlama firması. Nasıl ayırabilirsiniz? Genelde arkadaşlar şu web sitelerine baktığınızda eğer acente olup olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Bazı ilanlarda eğer firmanın kendisi ilanı yayınlıyorsa no agencies please diye aşağıya bir şey yapıyor. Açıklama yapıyor. Yani acentalar bu iş için bizi aramasın diye. Ama yani şey derse labor force işte personnel ıvır zıvır derse anlayın ki bu acenta. Gördüğünüz gibi
Fabrika işlerinin birçoğu da acentalarda. Adamlar kaçırmıyorlar. Private Advertiser dediği, evet, bu firmanın kendisidir. Bakalım. Yani tek tek okumayacağım ama private olanlar firmanın kendisinin yayınladığı ilanlar. Process Worka, yani fabrika için Process Worka işlerine bakın ve benim size tavsiyem, eğer Sydney'de yaşayacaksanız, sanayi bölgeleri bu batıda ve Parramatta bölgelerinde olduğu için buraları seçmeniz sizin için daha faydalı olabilir. Aynı zamanda Bankstown tarafları, orası biraz daha south bölümünde kalıyor. Güneyde. Bakalım burada çıkacak mı? Southwest, Southern Suburbs ve Sutherland Shire bayağı uzak kalır. Oralarda çok fazla sanayi bölgesi yok zaten. Southwest ve M5 Corridor Sydney, bu bölgelerde de bayağı bir iş bulabilirsiniz. Orada da aynı zamanda büyük sanayi bölgesi var. Üniversiteye de yakın aynı zamanda. Buraya kesinlikle bakın. Bu sizin için bir referans olabilir. Şeyi, maaş olarak 50.000'i ben 50.000 seçtim ama yani 50.000'den aşağısını seçerseniz bence sizi kullanırlar. Ondan dolayı çok fazla düşürmeyin kalite fiyatı. Tecrübeniz olmasa bile arkadaşlar arayacaklardır. Ama baktınız hiç kimse aramadı, geri dönüş olmadı. O zaman 40.000'i düşürün. Bakın burada ondan sonra Process Operators diyor, 9 saat önce. Tekerlek firmasıymış. Neymiş bu? Day shift, gündüz şeyine makineleri ve işlemleri yapacak eleman arıyorlarmış. Otoparkı varmış falan filan. Ne diyor? Must physical fit, should have recent job preferences, must be able to read and write English. Yani yazıp okumanız gerekiyormuş anlamanız için. Dediğim gibi anlayacak kadar olsun arkadaşlar, sizin için yeterli olur. Hiçbir şekilde şey yapmayın, kasmayın kendinizi. Bu birinci siteydi. Evet, ikinci site olarak da jora.com diye bir web sitesi var. Ben videonun erken bölümlerinde Jabora diye söylemiştim ama yanlış hatırlamışım, Jora'ymış arkadaşlar. Jora'da reklamlarını gördüğüm bir web sitesi ama daha önce açıkçası kullanmadım. Yani nasıl çalıştığı hakkında çok fazla bir bilgim yok. Buradan mesela New South Wales diyelim. Biraz daha basit bir web sitesine benziyor. Yine aynı şekilde mesela Process Worker diye. Otomatikman çıktı. Process Worker genelde fabrika işlerinde arkadaşlar. Ya buraya da Western Sydney yazalım. Sydney Western Suburbs. Hadi bakalım. Yoğunmak gerekiyormuş. Yoğunmak istemiyorum. Tamam, çıktı. Öyle bir opsiyon verdiler. Acente işleri. Chandler McLeod. Leod. Parent Pensoran, bunu görmüştük sanırım. Pickpackers. Pickpackers bu siparişleri, internet web sitelerinden gelen siparişleri paketleme üzerine bir iş. Bu sizin için uygun olabilir. Casual olarak alıyorlarmış. $25-$28 arası. Ama dediğim gibi bu bölgeler genelde arkadaşlar arabanız olması lazım gidebilmeniz için. Ondan dolayı kesinlikle bir araba alın. Fiyat gördüğünüz gibi $25-$30 arasında. Bu siteyi de inceleyebilirsiniz. Üçüncü opsiyon ise Gumtree adında bir site var. Bu genelde milletin işte kullanmadığı eski makineler, ondan sonra koltuklar, aküler, printa, yazıcılar. Her ne isterseniz burada kullanmadığınız bir elbiseyi bile buradan satabiliyorsunuz. Bunun İş bulma kategorileri var. En hızlı, abartmıyorum, buradan iş bulabilirsiniz. Jobs. Buradan job seçtik. Process Worker diye arat
bakalım. Process workout. Direkt Gumtree Jobs bölümünü aldı bizi. Buradan da nerede istiyorsunuz? Location'dan New South Wales. Burayı seçin. Metal Process Worker. Orada Food Production Workers Required. Et fabrikasınaymış bu. 20 ile 30 dolar arasında. Hadi bakalım. Genelde acentalar da buraya aslında. Yeah, recruitment. CG recruitment diyor. Acentalar da buraya yapabiliyorlar bir an önce iş bulsun, işçi bulabilsinler diye. O da Lidcombe Chullora tarafında, biraz güney tarafında, Sydney'in güneyinde. Processing raw cooked pork meats arkadaşlar. Bu pişmemiş ya da pişmiş, affedersiniz, domuz etini paketleme, kesme ve makine operatörlüğü işiymiş. Yani eğer dokunamam derseniz bu size göre bir iş değil. Benzer şeyler. Bakalım ne istiyorlar. Arabanız olması lazım. P ve üzeri olması lazım. Unrestricted work and limit rights within Australia. Must have ability to work. Haftada 38 saat çalışacak birisini arıyorlarmış mesela ve Avustralya'da çalışma sınırı olmayan birisi istiyorlar. Ama bazı firmalar dediğim gibi casual aradıkları için bir ya da iki günde işçi arayabiliyorlar ya da yarım gün arayabiliyorlar. Yani burada iyice okuyup anlamanız gerekiyor. Ne yapıyorlarmış? Pre-employment functionality, drug ve alkol test yapıyorlarmış. Yani 20 kilo kaldırıp kaldıramadığınıza bakıyorlar. Bu şekilde buralardan da bakabilirsiniz. Yani ben iş bakmayalı çok uzun süre oldu. Job search diye Google'a yazalım. Job search. Bakalım neler çıkacak. LinkedIn baya aslında son zamanlarda oldukça popüler hale gelmeye başladı. Ama bu daha çok profesyonel, eğer ofis işi ya da customer service, müşteri hizmetleri, mühendislik ve benzeri analist işleri bakacaksanız LinkedIn çok iyi olabilir. Indeed. Bu şeyi söylemeyi unuttum size. Indeed de Jora gibi bir web sitesi. Bu aslında Jora'ya göre daha popüler bir web sitesi aslında. Ondan dolayı Indeed'e de bakabilirsiniz. Evet, başka neler varmış? Hemen bakalım. Indeed'de görmüştük. CareerOne. Bu da aslında çok eski sitelerden bir tanesi. Uzun zamandır bakmamıştım. Hemen bakalım. Bu da aslında seek.com.au ile benzer bir konsepte sahip bir işti. Bunu da tavsiye edebilirim. Ama neden search'ın sonlarına doğru gelmiş tam olarak emin değilim. Bu sitede bahsettiğim gibi seek.com.au'nun benzeri bir site. Yine aynı zamanda şeylerle, acentalarla çalışıyorlar. Buradan bakabilirsiniz. Bir göz atmanızda buna da fayda var. Başka neler var? Randstad. Bu acenta. I work for New South Wales dedi. Devlet işlerine aslında direkt başvurabiliyorsunuz. Fakat devlet işine girmek imkansız değil ama o kadar çok zor ki yani bin tane soru soruyorlar, çok ayrıntılı olarak soru soruyorlar falan filan. Ben hiç başvurmadım açıkçası. İşim bir kere görüşmeye gitmişti ama çok stresli bir proses. Ondan sonra bir de tanıdık varsa onları araya sokup aslında ne yazık ki. Avustralya'da pek tahmin etmediğim bir şeydi ama daha sonra duyunca inanmıştım. Tanıdığım varsa devlet işine bile daha referans olarak girebiliyormuşsun. Neler var? Joblist.com diyor. Bu büyük ihtimal ajanta. Yani ne diyor? Best free job posting sites Australia. Ücretsiz iş postalama. Nereye gitti? Şunlar. Indeed, Gumtree, Glassdoor, AngelList. Açıkçası bunları, şu ikisini daha önce görmemiştim. Yani genel olarak bu arkadaşlar.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Herhangi bir sorunuz varsa bana Instagram'dan ya da YouTube yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.